Gezer Siber Güvenlik Akademisi'nden Osman Doğan'la birlikteyiz. Öncelikle zirve ile ilgili bir iki görüşünüzü almak isterim. Öncelikle zirve çok güzeldi. Özellikle Bilgin Metin hocamıza ve organizasyon komitesine çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar kaliteli hocamız bir araya gelmiş. Onları dinleme şansına ulaştık. Teşekkürler. Siber açıklardan bahsettiniz, bununla ilgili çözümlerden bahsettiniz ama benim en çok ilgimi gençler çekti. Siz büyük bir potansiyel olduğunu ve bu potansiyeli çok küçük yaşlarda kavramak, keşfetmek gerektiğini söylediniz. Hem biraz bunu detaylandıralım hem de ne yapmak gerekiyor? Öncelikle şöyle, artık gençler Windows uyumlu doğuyor ve bizim yaşı daha ileri seviyede olan arkadaşlarımıza şu anki siber güvenlik, yapay zeka, machine learning, deep learning gibi konuları kavraması çok daha zor oluyor. Bizim ülke olarak çok daha verimli, kaliteli, kendisini yetiştirmeye aday ve yetiştirmiş öğrencilerimiz var, gençlerimiz var. Bunlara düzgün bir şekilde hem kamuda hem özel sektörde iş istihdamı sağlanabilir. Onların kendisini yetiştirmesi için üniversitelerde ilgili bölümler açılabilir. Bunun yanında onların kendilerini bu ekosisteme dahil olarak güvenlik uzmanlarıyla bir araya gelip bu alanda yol gösterecek kişilerle bir araya gelip bu yolu birlikte çizebiliriz. Dolayısıyla gençler bizim geleceğimiz, gelecek için ülke olarak dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek istiyorsak bugünden ortaokul seviyesindeki, ilkokul seviyesindeki gençlere açık kaynaklı yazılımların öğretilmesi, bu alanda teşvik edilmesi, yazılım programlama dillerini öğretmemiz, siber güvenlik konusunda, yapay zeka konusunda belki ilkokula kadar inmemiz gerekiyor ki biz çok geride olduğumuz bu alanda diğer ülkelere yaklaşalım. Geçelim demiyorum, yaklaşalım. İnşallah önümüzdeki günlerde bununla ilgili ciddi adımlar atarsa o günlerde hep birlikte görürüz. Peki veri avcılığı netice? Sizin bahsettiğiniz aslında beyin avcılığı, bu çok daha önemli. Bunları bulduktan sonra eğitimleri verebiliriz. Nasıl bulacağız? Bu çok kritik ve dünya mesela bu beyin avcılığını nasıl yapıyor? Akademinin bu konuyla ilgili çalışmaları var mı? Şimdi bu saksıya yetiştirdiğiniz bir çiçek gibi değil. Suyunu döktüğünüz ertesi gün yeşer. Böyle bir şey yok. Siz tek tek de bulamazsınız. Siz bir bal dökeceksiniz, karıncalar oraya toplanacak. Bizim de izlediğimiz strateji bu. Biz Cezeri Siber Güvenlik Akademisi'nde bu işe gönül vermiş arkadaşlarla bir araya geldik. Sahadan, sektörden bu konuda tecrübeli arkadaşları bir araya topladık. Gönüllülük usulü, herhangi bir para falan vermiyorlar. Bu alanda eteğinde ne varsa döküyor. Ne biliyorsa bunu karşı tarafa aktarıyor. Buna meyilli, bu alanda arayışlı olan kişiler de gelip sizi buluyor bir şekilde. Bunlarla ilgili bir ön eleme yapıyoruz, bir ön sınav yapıyoruz. Akabinde de eğitimlerimize dahil edip daha sonra da sektörde, firmalarda bir ön hazırlık yaparak onlara CV'lerini paylaşıyoruz. Son olarak şunu da sorayım, merak ettim çünkü. Çocukların neyi farklı? Şimdi bu alanda motivasyon unsuru çok önemli. Özellikle ülkemizde de ülkemizin menfaatine karşı adım atılmış konularda gençleri vatanseverlik çok ciddi manada motive ediyor. Bunun karşılığında da bir beklentisi olmuyor. Çünkü örnek veriyorum, biz bir başka ülkeye ait bir uçağı düşürdüğümüzde ertesi gün nasıl ki Türkiye'de finans sektöründe bir DDoS saldırısı gerçekleştiyse, bu artık underground gruplardan ve hacker veya vatansever hacker grupları ile ülkeler arasında bir çatışma unsuru olarak kullanılabiliyor. Yapılması gereken bu insanları doğru yönlendirmek, doğru kanalize etmek ve illegal bir takım oluşumlara veya servislerin kucağına bırakmamamız gerekiyor. Bir şey daha soracağım. Esas güvenlik savunmada mı, zaman zaman yapılması gereken ataklarda mı? Şimdi en iyi savunma saldırıdır felsefesiyle bizim sadece sınırlarımız içerisinde oturup bir şeyi, ülkemizi savunmamız nasıl yeterli değil, sınırı geçerek savunmamız gerekiyorsa dijital platformda da böyle. Çünkü dijital platformda bir ülke sınırı yok, bir firma sınırı yok, bir kara parçası yok. Dolayısıyla sizin dijital sınırınız ortadan kalkıyor. Bundan önceki dönemlerde nasıl toprak ağlarının hükmü geçiyorsa, şimdi veri ve dataya sahip olan kişilerin hükmü geçiyor. Twitter, Facebook gibi. Bunlar bir ülkenin yönetimini değiştirebilir, o ülkenin geleceğine yön verebilir. Biz Arap Baharı'nda bunu gördük.
Türkiye'de zaman zaman gördük. Amerika'daki seçimlerde gördük. Bir sonraki dönemlerde de başka ülkelerde göreceğiz. Dolayısıyla ülkeler bu gücü kaybediyor ve firmalara artık bu güç geçiyor. Kimin elinde data varsa o dünyanın en güçlüsü olabiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.